Anne sen de ne kadar nazlısın ya. O çanta anne. Ne getirmiş kocaman burada o makyaj benim, yapıp duruyor, yap geçinmezdi. Yap bitiremedin. Ya ne makyajı? Makyaj falan yapmıyorum. Özel eşyalarım var içinde. Özel eşyalarım mı? Hı. Daha demin makyaj yapıyordun. Hayır, sadece nemlendirici çöktüm. Ha, iyi peki. Nereye gidiyoruz anne? Vallahi hiçbir fikrim yok. Böyle ATV falan bindirseler bizi ne güzel olur. Evet. Eğleniriz. Süper. Güzel olur. Aslında Ercan'la gitmeni isterdim de işte. Ben de ama kısmet. Bayağı oy da çıkmış Ercan'a. Birkaç farkla kaçırmış. Aynen. Ufuk arayla. Ya sizin de böyle yıldırım nikah, yıldırım ilişkisi gibi oldu sizinki. Ya evet bizimki çok tuhaf oldu. Nasıl oldu böyle Hande? Yani insanların aslında kafalarında bir sürü soru işaretleri var. Acaba gong çaldı diye mi böyle yapıyorlar? Ne alakası yapıyorlar? Var? Ben ikinci sezonda olmak istemiyorum. Hoşlanmadığını, beğenmediğini söylemişti onun için. Kardeşim demişti. Yani bir ton soru kim, işaretleri Ercan var demişti? İnsan. Sen demiştin. Ha ben demiştim. Evet. Yani ne oldu daha ya benim aslında annem etken oldu. Annemle konuştuk. Sen de dahil olmak üzere erkekler evinde herkes benim hakkında konuşuyormuş. Ben izleyemiyorum. Ben ama hep esprili böyle şey yani senin kötü kız, şöyle kız, böyle kız demiyor. Çok havalı. Böyle tam hıh modlarında. Devamlı böyle cadde kızı hani falan konuşmaların. Böyle benim yapım böyle yapacak bir yani şey. Yani ödüle giderken bile çantanın yanında getirip makyaj yapmaların. Bakımlı hatun ne yapayım? Ha bakımlı hatunsun. Doğru söylüyorsun. Çantanın içinde ne var? Kaç merak tane ediyor musun? Evet. Bak gel gösterelim. Evet. Bak bir tek sana gösteriyorum. Bir de Ercan'a göstermiştim. Aa. Kızlar biliyor. Bak bunlar var. Hani özel eşyalarım vardı? Özel tabii. Full şey dolu o makyaj çantası, makyaj hayır, malzemeleri bak, dolu. Özel bak burada ilaçlarım var, ağız şalkalama suyum var. Özel yani bunlar benim için. Hepsi yani kozmetik ürünleri. Kozmetik değil hepsi. Bakımlısın medikal yani. Bak bu kozmetiğe girmiyor mesela. Vallahi ben hiç hayatımda öyle şeyler kullanmadım biliyor musun? Ama bakımlı olmak şart bence. Bir ara maniküre pediküre gittim kendimi kötü hissettim ya. Böyle ayaklarım falan böyle pamuk gibi oldu. Dedim ne bu neymiş işte. Ya? Ya erkek dediğin bakımlı olmalı. Erkek bayan dediğin çok daha bakımlı olmalı. Erkek dediğin elleri ayakları nasırlı olacak. Kıllı olacak. Böyle aa diye sesler çıkartacak. Böyle biraz içinde hayvani duygular olacak. O ne ben bakımlı almayayım erkek. Metro muydu? Bir şey diyorlardı. Metrobüs mü? Ercan nasıl? Ercan hiç bakımlı Ercan değil. Ercan bakımlı. Neyi bakımlı? Bir en son gitti kaşlarını aldırdı o kadar. Başka hiçbir bakımını görmedim. Ya ben çok dikkatli incelemedim bilmiyorum ama elleri falan temiz yani. Ha. Anladım. Neyse artık ileride bir gün evlenirseniz ayaklarına falan da bir dikkat edersin. E tabii canım maniküre pediküre benimle beraber gelirsin. Seninle beraber gelin. Öyle bir şey olursa evet. Tamam ya. Yani benim evleneceğim erkeğin çok bakımlı olmalı. Bebek gibisin. Teşekkür ederim. Haydi gidiyoruz. Sallanırsa korkar mısın Hande? Korkmam da midem bulanabilir. Ay bozar seni böyle şeyler şimdi sallanmalar falan. Düzgüdeni yok muymuş bunun ya? Allah Allah. Evet ya niye yok ki ya? Düşünmeleri lazım da. Aynen ya. Rahatsız, hastaneden gelmiş, potu yok. O biraz can sıkıcı bir durum. Yanında olsaydı güzel olurdu. Ben de Hande ile çıksaydım ne güzel olacaktı işte. Canım olur için. Ya, o da olur inşallah. Olur kardeşim. Şimdi çiftleri zaten gönderecekler galiba bir yerlere, o zaman çıkarsınız. Aynen, gönderecekler de bakalım ne zaman gideceğiz. Sizin neydi planınız? Boğaz turu istemiştim. Ha, Boğaz turu. Bir de, şimdi daha tuhafı. Hande'nin yemin ediyorum bak ne söyleyeceğini bilmiyordum, ne istediğini bilmiyordum. O da Boğaz turu diyor, ben senin Boğaz turu yazardım dedi. Olaya bakar mısın? Çok şaşırdım. Bak İstanbul'da yapılacak en kolay şey işte. Ama ben ikinde Macera Parkı yazmıştım. Sonra değiştirdim. Dedim ki yok, dedim daha romantik bir şey olsun Macera Parkı'nın yerine. Ne? Şimdi ne istiyorsun? Yo isteğimde sabitim yine şey. Hande de Boğaz turu
istiyorum yazmış şeye. Daha doğrusu işte yazmak istemiş. Çift olarak görmediği için o zaman yazmamış. Ben de dedim ki sen olsaydın ne yazardın? Boğaz turu isterim dedi. Ben çok şaşırdım. Ben de Boğaz turu yazdım. Ercan gıcık bir çocuk. Ama onu da seviyorsun ama şimdi anladım. Seni sahipli yok çok iyi içim için iyi bir insan ama yani konuşmak olsun diye konuşuyor, çok konuşuyor, boş konuşuyor, ne dediğini bilmiyor. Ya her zaman boş konuşmuyor bence. Ya çok her zaman değil de yani %80'i boş. Anladın mı? Katılmıyorum. Ama seni sahipleniyor bak, koruyor. Bunlar güzel şeyler. Yani sizin ilişkiniz için güzel şeyler bunlar. Farkındayım. Ya bence şöyle bir şey var. Ercan çok konuşuyor. Bunda hemfikiriz ama bazen yerinde ve güzel konuşuyor. Yani her zaman boş konu. %80 değil de %50 Sen Ercan'ı %5 gördüğün için %50 olarak değerlendirebiliyorsun ama ben Ercan'ı evet, %100 görüyorum. Evet daha çok vakit geçiriyorsunuz doğru. O da doğru ama bilmiyorum. Yani sana karşı konuştuklarıyla bize karşı konuştukları çok başka şeyler. Yani evet öyle olmalı. Ha ben iyi çocuk. Bir kötülüğü yok. Ya özünde çok iyi saf bir çocuk. Yani iyi, ben evet. İnsanları iyi analiz edebilen bir insanım. Farkındayım. İçinde bir kötülük yok yani Ercan'ın. Evet. Ve en büyük etken de zaten hani orada herkes benim hakkımda konuşurken onun beni savunmasıydı yani evet. Onu tanımamdaki evet. En büyük etken. Savunuyor. Ceyda'yı da savunuyor. Ceyda'yla seni savunuyor. Ceyda'yla onların araları çok iyi. Vallahi bilmiyorum önceden bir adaylık durumları vardı birbirine. Biliyorum farkındayım. Yani çok kısa bir sürede olayların gelişip gong çalıp o deftere adınızı yazmanızla hani çiftler gidecek, çiftçe gidecek denildikten sonra o deftere adınızı yazıp kendinizi çift ilan etmeniz aklınıza soru işareti bir şey söyleyeceğim. Böyle bir kurgu ya da plan yapacak karakterde bir insan değilim ben. Ya bu karakterle alakası yok ki abi. Bence. Mesela dışarıda gezmek için böyle bir şey yapmış olabilirsin. Dışarıda ben gezemiyor muyum? Ben zaten... Gezemiyorsun. Ya şurada kalmış bir hafta yani. Bir hafta sabredip dışarıda ya istediğim gibi gezebilirim yani. Şu an programdasın. Yani. Şu an programdasın. Tamam, bir hafta kalmış gezecek. Burada. Acaba dışarıda ilişki yaşayacak mısınız? Ercan farklı bir yerde yaşıyor. Sen farklı bir yerde yaşıyorsun. Yani kısmet hayırlısı diyelim. Için. Şu anda bunun için yorum yapmak saçma olur bence. Yani yaşayıp göreceğiz bunu. Ben ama inşallah devam eder de ben devam edeceğini düşünmüyorum ya nedense. Şu anda ben bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Sebebi daha birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Şimdi ne desem yanlış algılanabilir. O yüzden bu konu hakkında, ilişkim hakkında yorum yapmak istemiyorum. Hayırlısı olsun diyelim anneciğim. Aynen. Ne güzelmiş buralar ya. Evet. Yeşillik, deniz. Süper. Aşkımı özledim ya. Şurada otursa ne olurdu ya. Geldi buraya. Hareketler, tripler almış yanına makyaj çantasını bir bilmiş bilmiş bu makyaj konuşuyor. Çantası değil tamam mı? Yemin ben ediyorum, gösterdim sana gördün ya. Gayet yani bari. İçinde bakım ürünlerim var yani onlar makyaj değil dermatolog şey. Tamam sonuçta kozmetik ürünleri hepsi. Dermatoloji bilmem ne. Sonuçta hepsi bakım. Neydi bir daha söyle. Dermatoloji. Ha tamam. Sana dedi ki tam koçum dedi. Arkadaşlarımla birlikte kızla erkekle karışık bir gece dışarı çıkmak istiyorum. Kulübe gideceğiz her neyse falan filan. Sen de arkadaşlarının bir kısmını tanıyorsun bir kısmını tanımıyorsun. Ne yaparsın böyle bir durum? Direkt izin verir misin? Ben niye gidemiyorum? Gidemiyor muyum? Ha? Yok yalnız çıkmak istiyorlar. Ha, ben de gitme ihtimalim var ama yalnız çıkmak istiyorum. Evet yani arkadaşımla yalnız çıkmak istiyorum dedi. Olabilir abi kırgın olabilir sana. Bir şey olur tartışmışsınızdır yalnız gitmek istemiştir kafa dağıtmaya. Gitsin. Direkt gitsin dersin. İşte madem o. Kendisi böyle bir şey istiyor, gitmem diyeceksin. Ben göndermem abi. Senin aynı kafadayım. Bunu ben en başında söylemiştim. Sen bugün zaten. Göndermezsin, bir hafta sonra göndermezsin. Bir sen hafta sonra bir daha göndermezsin. Çıkarsın, kahve içmeye Merve'lere gider ama o kulüpte eğleniyordu. Aradan 5 ay geçer. Öyle bir şey olduğu zaman da bitirsin alır kardeşim. Alır çantasını gider. Yalan, hayır kardeşim yani ruhum şöyle bir şey. Eğer ortada bir yalan söylenecek durum varsa, o seviyeye gelmişse o ilişki zaten bitmiştir. Ruhun bile duymaz işte. Arkadaşım öyle, ruhun duymaması diye bir şey yok. Bak, eğer kavga etmişsen, kavgadan sonra böyle bir şey söylüyorsa, gitmek istiyorsa bıraksın gitsin, zaten gitsin. Ha. Kavga etmişsin, ya hadi barışalım, beraber bir şeyler yapalım dersin. Ona karşı hayır ben seninle barışmak istiyorum, kendim gitmek istiyorum dersen, git derim. Git, daha iyisini buluyorum. Sen git bul kardeşim. Sen yeter ki sen kısmetse olur, düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur, kısmetse olur.
aşkı bulmadım.